Sevgili izleyenler, şu anda Yedi Kule sularının önündeyiz. Hemen iç suların dış kısmındayız. Arkamızda bir hendek var ve bugün buraya geldik. Burada enteresan tarihi bir nokta burası. Burada bir sohbet etmek istiyoruz ve burasının bize vermiş olduğu hisleri sizlere aktarmak istiyoruz. Ve yanımda Leonard var. Ben Şükrü Keskin. Leonard, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum abi. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yani biz bugün konuştuk. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Dikkat çeken bir konu var mı? Var. Çok var. Ve bizim aklımıza en hızlı gelen Yedi Kule oldu. Neden Yedi Kule? Hem yakın hem tarihi. Kule var. Belki çok. 7 tane, 8, 6. Yani tarihi tam olarak bilmiyoruz ama Yedi Kule'nin şu bahçesi küçük küçük zaten görünüyor da. Evet, seyirciler. Görenler de böyle garip, işte lahana var, kıvırcık var. Bu dil ıspanak olması lazım. Sonra ağaçlar, dut ağacı, ceviz ağacı var. Ceviz, incir ağacı. İleride incir ağacı. Yani İstanbul'un göbeğinde böyle bahçeler görmek çok garip. Yani garip derken normalde yine alışmışız trafiktir. Efendim büyük yollardır, kalabalıktır ama burada lahananın şeysi geliyor, böyle bir kokusu geliyor. Koku geliyor abi. Sonra da burada artık ne diyeceğiz, bu duvarın bir kısmı değişik tarihi, ta Bizans'tan kalan şeyler. Sana garip, en çok garip gelen ne var abi? Ya bana garip gelen garip, ilginç, garip demeyelim. İlginç gelen, yani aslında aynı anlamda kullanıyoruz. Bizi şaşırtan, burada böyle bizi görünce kafamızı böyle düşünmeye sevk eden, bizi aklımıza değişik fikirler uyandıran, buradaki eskinin, yeninin, hani şehrin, yolların, yeşilliğin, her şeyin bir arada olduğu bu yer. Arkada çok büyük binalar var mesela, 16-9 tabir edilen. Görünüyor şurada hemen. Evet. Mesela iki ilçenin tam sınırlarındayız şu anda. Bulunduğumuz yer tam Fatih ve Zeytinburnu'nun ortası. Aslında buradan nice. Orada tabela da var zaten, belediye tabelaları falan, onları da birazdan sen alırsın. Mesela burada bunun tarihini bilmiyoruz, çok eski yapılmış. Mesela taşların rengi beni çok etkiliyor. Bu kırmızı taşlar, biliyorsun biz Avrupa'yı hep dolaştık seninle beraber. Özellikle Balkanlardaki şehirlerde de aynı yapıyı görüyoruz. İnsanlar burada ne yapmışlar? Bir tehlike anında korunabilecekleri, saklanabilecekleri büyük duvarlarla yapılmış surlar, kuleler, burçlar var. Savaş zamanı kapıyı da göstereceksin. Sen içeri giriyorlar, içeride yaşıyorlar. Sonra da barış zamanı da, diyelim ki tehlike olmayan zamanlarda da burada aşağı iniyorlar. Burada bahçeler var. Biraz yerde bir hastane vardı biliyorsun. O hastanenin duvarları da aynı bunun tarzında. Burada şey de var. Tarihten kalma. Çok girmeyelim çünkü çok bilgim, benim şahsen bilgim yoktu. Bu Sultan Fatih Mehmet Harun şuradan gelmişler. Evet. Yani denizde, Marmara Denizi'nden. Tabii tabii. Burada ormanı kesmişler. Evet. O büyük şeyler, ne denir? Gemileri. Evet. Taşları bir şey, odunları böyle yuvarlak şekilde. Ray gibi yapıp, yol yapıp. Ray artık tekerlek mi ne diyebiliriz. Fille çekmişler ta şeyde kadar, Haliç'e kadar. Tabii. Oradan da içeriye gemileri girmiş. Dağlarda yürütmüşler yani. Ayasofya'nın orada yani bir şekilde. Tabii. Tabii burada da savaşlar olmuş da en hızlı burası olmuş. Tabii. Bunun savaşı da ileride şey var, ne var? Panorama Müzesi, çok iyi. Panoramik müze var. Ya aslında burada mesela beni heyecanlandıran şöyle söyleyeyim. Mesela hemen ben kendi anekdotlarımı aktarayım. Kendi söylemek istediklerim şuradan. Hemen yan tarafta mezarlık var. Orada benim babam yatıyor. Rahmetle anıyorum. Dedem yatıyor. Benim ismini taşıdığım Şükrü dedem orada. Ve şurada daha önce Marmara'yı da buradan başlıyor biliyorsunuz. Avrasya Tüneli buradan başlıyor. Orada var. Şöyle hemen aşağıda. Gözükmüyor ama hemen dibimizde. O Marmara'nın bulunduğu eski köprüyü babamlar inşa etmişler. Yani dedemle, rahmetli dedemle 1959'da geldikleri zaman belediyede işe giriyorlar. Rahmetli Menderes
şurada bahsettiğimiz bu asfalttan, Topkapı'dan, sahile geçen asfalttan geliyor. Sabah saat 7 sularında oralarda kontrol ediyor, denetliyor, bakıyor ne var ne yok, inşaat nasıl gidiyor. Buranın böyle bir hatıraları var ama biraz daha çok az tarihi bilgimizi, hani tarihçi değiliz çünkü. Mesela buradan Çandarlı Halil Paşa'nın Bizans donanmasına karşı küçük gemilerle Bizans'ın büyük gemilerine kaybettiği tam uçtaki Kazlı Çeşme ve Yedi Kule sularındaki deniz savaşı var. Fatih Sultan Mehmet'in buradan atını sürdüğünü biliyoruz. Atını sürüyor. Büyük Hakan, Büyük Han. Zindan. Tabii Yedi Kule zindanları maalesef bir acı bir hatırası da var. Genç Osman dediğimiz genç yaşta tahta çıkmış olan bir padişahın da maalesef burada idam edildiğini biliyoruz. Ve Yeniçerilerin tarih boyunca içteki karışıklık halinde. Peki bu şeyle ilgili abi ne dersin? Buradaki bu sebze mi diyeceğiz artık? Bu üretip bunu kendileri mi satıyorlar? Hı-hı. Pazardan mı? Sence nerede satıyorlar? Ya benim aklıma şey geliyor. Burayı görünce aslında buranın bir hendek olduğunu biliyoruz. Çünkü burası daha önce tarihte suyla dolu. Önce bir orman, sonra su dolu bir hendek, sonra birinci surlar, sonra ikinci surlar, büyük surlar. Ya burası geçilmesin diye düşünülmüş bir şey ama şu anki kullanım tarzı öyle bir hendek ve su doldurmak için değil, bahçe için. Yani İstanbul'un içinde kalmış toprak parçalarını insanlar değerlendiriyor. Çünkü burada maalesef İstanbul'da şu anda her taraf beton olmuş durumda. Pazara çıkınca yani İstanbul'la ilgili iki şey dinliyorum. Yedi Kule Ispanağı, işte lahanası, bir de Çengelköy. Salatalı. Yani İstanbul'la ilgili en çok dinlediğimiz şey bu. Bunlar İstanbul içinde olan şeyler. Şimdi Çengelköy'e gitmedim buraya. Evet. Çok sık sık orası geçtim. Meşhur. Gerçekten ve de hep güzel, çekmek taze. İstedim. Bir de güzel yapmışlar böyle kare işte sırayla sırayla bilmem çünkü ne. Çünkü bu yaklaşık buradan şöyle söyleyeyim yani Yedi Kule sularından başlayarak burası ortaları gibi orada da bir bölümü devam ediyor. Çünkü Topkapı'ya kadar devam ediyor. Burada çok düzenli bahçeler var. Hatta arkalarında da bahçeler var görüyorsunuz. Burada mesela her metrekare topraklı alan değerlendirilmiş. Ya bu aslında hem ekonomiye bir katkı, hem organik ürünler yetiştiriliyor, hem burada insanlar ekmek yiyorlar. Ama tabii buranın lokalizasyon olarak değeri çok fazla. Çünkü buradaki çok küçük bir arazi bile hani inşaat değeri olarak, yani tarihi değerinin yanında, bahçe değerinin yanında bir de maddi olarak şehrin tam ortasında olduğu için Marmaray, tramvay, Mavrasya, deniz, otobüs, yol ulaşım noktalarının kesiştiği bir yer burası. Daha ne kadar bu bahçeler burada kalır bilmiyorum. Ben bilmiyorum belediye, devlet kimle ilgileniyorsa bunlarla ama bana kalsa mesela fikir mi artık düşünce mi bilmiyorum ne diyeceğim. Şimdi bu hepsi tarih ya bu duvar. Ve bunun yanında da böyle bir bahçelik var. Şimdi bu zaten yer bu duvar şey olmuş, yenilenmiş. Tabii. Yani restorasyonu yapılmış, yer kırmızı olmuş. Gelen turist hani bunu incelemek ister. Sonuçta tabii. Hem Osmanlı hem de Bizans tarihi var. Bunun yanına bu bahçeleri hani sadece kar amaçlı değil de burada da bir kafe, bir çeşit böyle hani oturma, dinlenme, botanik müzesi mi, şey mi? Ya da gelen misafirlerin oturup belki tarihi koklayabilecek hani bir hani küçük bence dinlenme alanları. Bunların hani tabii devletle eken kişilerle birlikte artık nasıl bir şey var bilmiyorum. Çok değerli ama, ve potansiyeli var değil mi? Ziyaret amacıyla bir teşvik mi, bir reklam vardı, bir promosyon mu olsa ya çekim alanı haline gelebilir değil mi? Bu çok güzel. Hani böyle şey de olsa aralarda ne denilir? Yürüyüş yolu. Hani böyle taşlardan. Tamam. Şimdi aklıma neden söylüyorum bunu? Orijinal bir şey. Ben şimdi Bayrampaşa'da oturuyorum ya. Orada Bay Park neydi? Ada Park. Ada Park var. Özür diliyorum. Orada küçük yani park büyük. Küçük şeyler var, yerler var, oturma kafe, var. Restoran bilmem ne. Bunun yanında bir tane şey var, küçük hayvanat bahçesi diyebiliriz. Orada maymun var, deve var, at var, kuş var, bir çeşit şey var. Şehrin ortasında bir dinlenme alanı yani. Orada tüm çocuklar, bizle, büyükler dahil, ben yani şahsen oraya götürüyorum çocuğumu. Aynı zamanda da böyle, şimdi bunlar büyük de orada küçük böyle domates, efendim, lahana, her türlü şeyi dikiyorlar. Bunlar sırf hani millet gelsin, görsün. Hani bir eğlence. Yani yeni yetişen nesil, şehirde doğan çocuklar bir domatesin, marulun, patlıcanı nasıl ben sana bir şey söyleyeyim ya abi. Evet. Belki de dinleyenler de bilmez. Benim bir arkadaşım var. Bir kez yemek yiyorduk, yeşil soğan istedi. Yeşil soğan yerken... Taze soğan. Evet. Yani taze mi, yeşil mi artık neyse ben yeşil dinliyorum. Hı-hı. Bana soru sordu. Bu yeşil soğanla kuru soğanla aynı mı dedi. Hemen o zaman şok olmuştum. Üstelik bizim çalıştığımız yer bir tarım kanalıydı. Hı-hı.
Hani bana sorduğun soru, yeşil soğanla kuru soğanla farkı neydi? Şimdi hani bu açıdan iyi. Şimdi İstanbul göbeğinde hani çocuklara gösterecek bir şey yok. Hani tarım, yer yok. Toprak açısından. Bahçe, ürün hani yetiştirilen yer yok. Bu şeyi öyle bir yani bir yöntem bulurlarsa hani hem bahçe hem de ağaçlar bence güzel bir şey. Ama bence tabii, burayı eğer yetkililer, çünkü bunu yapacak çok büyük güç var. Hem buradaki belediyelerde hem de turizm veyahut da Kültür Bakanlığı'nda. Hem buraya gelen turistler için de bu çok güzel bir gezi alanı olabilir. Bu da yaşayan insanlar için de çok güzel bir bahçe örneklerini sunabilecekleri, çocuklarıyla yürüyüş yapabilecekleri, bisiklet sürebilecekleri. Hatta benim aklıma mesela farklı bir şey geliyor. Biliyorsun İtalya'da Venedik diye bir şehir var mesela. Bu şehirde mesela buradan denize çok yakın burası. Böyle bir kapaklar yapalım. Çok basit bunu yapmak. Böyle buraya bir su yolu yapıp kayıklarla da burada gezebilirsiniz. Arkasında yürüyüş yapabilirsiniz. Yanında kahve içebilirsiniz. Biraz böyle daha atıl kalmış kullanılmayan köşelerde yine bahçeler yapılabilir. Küçük bir hayvanat bahçesi olabilir. Yani buradan başlayarak bu surların bulunduğu alan çok daha güzel değerlendirilebilir. Burası böyle turizm açısından balicilerin, tinercilerin böyle kaldığı, terk edilmiş ya da insanların korkarak yaklaşmaya korktuğu yerler değil de bilakis ailesiyle beraber vakit geçirmek istediği yerler haline getirilebilir yani. Çok büyük de para istemez yani. İşte bu kadar yeter mi abi? Ya bence yeter herhalde, anlattık derdimizi. Ama yine inşallah... de ilginç bir yer. Bana olsa şimdi şöyle orada oturup seninle birlikte güzel bir kahve içerdim, öyle bir imkan olsaydı. Benim arabamda iki tane sandalye var, istiyorsan hemen... Az bile olsa bir yeşillik. Bir gün şey yapalım mı? Benim arabamda kampetler var biliyorsun, böyle açılır katlanır sandalyeler var. Onları koyalım. İki tane de hazır kahve alalım elimize. Abi işleten kişiler de müsaade ederlerse. Yok, burası kamusal bir alan, herkese açık bir alan. Biz burada oturup da bir gün sohbet edebiliriz kahve içerken. Olur mu? Güzel, güzel olur. Yani güneşli bir hava yakalamaya çalışalım. Burası şu anda sonbahar. 27 Ekim 2018. Ama hava kapalı ama soğuk, burası ha, de kış açık geldi. Bir hava olsa daha da güzel gözükür biraz. Öyle yapalım bir gün, olur mu Leo? İnşallah. Şey diyecektim son kapatmadan. Hani böyle sadece şu kısmı, şuradaki kısmı görünce, yani alt kısmı, şöyle biraz çekiliyorsun evet. Abi. Şu alt kısmı görünce, hani sanki köydeysin, böyle bir arka bahçe evet. Varmış gibi öyle bir şey geliyor yani, aklına. Sanki şehirde değilsin de, böyle köyden, ya yani şehirden çıkmışsın, uzak bir yerdeymişsin gibi bir hava var ama şöyle kafanı kaldırdığın zaman gökdelenler var. Aslında dediğin gibi şehirde böyle bir bahçeyi görmek insana çok büyük mutluluk veriyor. Biz bir tane ağacı gördüğümüz zaman, bir tane dalı gördüğümüz zaman, bir tane meyveyi gördüğümüz zaman mutlu olan insanlarız. Keşke şehirdeki beton yerlerden daha çok toprak ve yeşilliğin çıktığı yerler olsa. Biz diyoruz ki yeşillik ve toprak beton, hayat uzatır abi. Hayat uzatır ve betonu yensin. İstanbul'da uzatır, yağmur çeker, İstanbul'da yapar. Yani betonla kaplı olan yerlerin alanından daha çok toprak ve yeşilliklerle kaplı yerler olsun diliyoruz. İnşallah. Yani olur. İnşallah. Çünkü bilmiyorum. Gelecek nesillere bir yeşillik, bir şey göstermek istiyorsak olması lazım. Teşekkür ediyoruz. Peki. İzleyenlere. Hoşçakalın arkadaşlar.